Afganistan, tarih perdesinde birçok amansız savaşa sahne olmuş bir coğrafyadır. 20. yüzyılın başlarında ekonomik olarak geri kalmış, feodal ve dini etkenlerin ağırlıklı olduğu bir tarım ülkesiydi. Afgan halkı etnik olarak Peştun, Özbek, Tacik, Hazara gibi birçok farklı etnik gruptan oluşmaktaydı. Bu grupların içerisinde popülasyon olarak ve politik geçmiş olarak en etkili grup Peştunlardı. Ülke genel olarak okur-yazar oranı ve ekonomik gelişmişlik konusunda dünyanın en geri kalmış ülkelerinden biriydi. Kırsal bölge ve köylülük ülkenin ezici bir çoğunluğunu oluşturmakta, okur-yazarlık ve gelişmişlik örneği sayılabilecek bir takım unsurlar sadece ülkenin başkenti olan Kabil'de var olmaktaydı. Bu bakımdan Kabil, ülkenin geri kalan bölümüne göre çok farklı bir gezegendi. Afganistan, yüzyıllar boyu sürekli büyük imparatorlukların pençesinde kalmış ama şu ya da bu şekilde direniş göstermiş ve zaferler kazanmıştı. 19. yüzyılın başlarında İngiliz emperyalizmi Afganistan'ı etki alanına almaya çalışmaktaydı. Tıpkı Türkiye örneğinde olduğu gibi Sovyetler Birliği ve ona yakın diğer komünist yoldaş partiler dünya genelinde emperyalist güçler tarafından işgal altında olan ya da geri kalmış ülkelerde burjuva ulusal kurtuluş hareketlerini desteklemekteydi. Komintern bunu komünist partilerin bir görevi olarak görmekte, emperyalizmin zincirlerini bir bir parçalamaya çalışmaktaydı. Enternasyonel komünist hareketler burjuva ulusal kurtuluş hareketlerine de omuz vererek oradaki gelişimi sosyalist bir rotaya çekmeye çalışmakta, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise anti-emperyalist bir zemin oluşması için çaba sarf etmekteydi. Bu aynı zamanda uluslararası proletaryanın ana yurdu olan Sovyetler Birliği için iç savaşta onu yıkmak isteyen çarlık ve uluslararası emperyalizme karşı ayakta kalarak sosyalizme can verebilmesi için hayati bir değer taşımaktaydı. 1917-1922 yılları arasındaki iç savaş döneminde SSCB, sınırlarındaki anti-emperyalist kardeş ülkelerle dostane ilişkiler geliştirmekte, bu sayede İngiliz ve Amerikan emperyalizminin bölgedeki etkisini kırarak iç savaşla boğuşan Bolşeviklere ve Sovyet emekçilerine bir nefes aldırmaktaydı. Bu ittifak, İngiliz emperyalizmi ile beraber hareket eden gerici ve karşı devrimci basmacı hareketinin Afganistan'daki faaliyetlerini kısıtlayarak onun Türkik cumhuriyetlerde de etkinliğinin azalmasına yardım etmişti. Afganistan ve Türkiye bu anti-emperyalist politikanın bir ürünü olarak Sovyetler Birliği'nin dostları arasına katılmıştı. İngiliz güçlerini 1919'da Afganistan'dan atan ve Afganistan'ın bağımsızlığını ilan eden ilerici Afgan Şahı Amanullah Han, Sovyetler Birliği ile bir takım dostluk anlaşmaları imzalamıştır. Bu sayede Afgan topraklarında ortak düşman olan İngiliz emperyalizmi varlığını sürdüremedi. Amanullah, tıpkı diğer burjuva demokratik devrim hareketleri gibi birçok ilerici reformu devreye sokmak için kollarını sıvadı. Özellikle Afganistan'ı gerici etkenlerden ve radikal dini baskılardan kurtarmak için eğitim ve kültür alanlarında birçok reform gerçekleştirmiştir. Ancak yönetimin toplum içerisinde örgütlü olmayışı ilerici Afgan şahını güvencesiz bırakmıştı. Bir süre sonra gerici gruplar bu reformlardan rahatsızlık duyarak ayaklanmış, Amanullah'ı iktidardan indirmişti. 1929 yılında ise iktidar tekrar Amanullah'ın kuzeni tarafından geri alınmış olsa da reformlar Amanullah Han'ın uyguladığı yoğunlukta ilerlemeyecekti. İktidar yer yer burjuva demokratik unsurları politik hayatta devreye soksa da 1973 yılında gerçekleşecek olan darbeye kadar resmen monarşi olarak kalmaya devam edecekti. Sovyetler ile dostane ilişkiler geliştirmeye devam eden Afgan devleti birçok personel ve subayını eğitim için Sovyet cumhuriyetlerine göndermekteydi. Bu kişiler daha sonra 1978'de iktidarı devralacak Afgan komünistlerinin öncüleri olacaktılar. 1950'li yıllara gelindiğinde ise üniversitelerde sol ve yurtsever öğrenci hareketleri giderek büyümeye devam etti ve sosyalist Afgan muhalefetinin bir diğer önemli çıkış noktası haline gelecekti. Bu öğrenci hareketleri içerisinde aktif rol alan Muhammed Nur Taraki ve Babrak Karmal gibi figürler ise Afganistan'ın sosyalizm tarihinde çok bilinen liderler olarak tarih sahnesinde yerlerini alacaktılar.
1965'e gelindiğinde yavaş yavaş olgunlaşmaya başlayan Afgan sosyalist çevreleri Nur Muhammed Taraki ve Baprak Karmal önderliğinde Sosyalist Afganistan Demokratik Halk Partisi'ni kurarak sosyalist örgütlenmeyi daha profesyonel bir zemine oturtmuştur. Ancak koşulsuz olarak bağlı oldukları ve ideolojik olarak arkalarından gittikleri Brejnev yönetiminde SSCB'nin ideolojik eksiklikleri ve yanlışları ADHP'ye de yansıyacaktı. Bir diğer ideolojik sıkıntı ise Afgan komünistleri Marksist-Leninist klasiklerin tümüne erişemiyor ancak İran'ın Sosyalist Tudeh Partisi'nden edindikleri ve kendi dillerine çevrilen kaynaklardan öğrendikleri kadar Marksizmi biliyordular. Barış içinde bir arada yaşama teorisinin revize edilmiş modelinin önemli savunucularından biri olan revizyonist Hruşçev gibi Brejnev yönetimi de Afgan hükümetiyle dostane ilişkiler geliştirmekte maddi olarak yatırımlar yapmaya devam ederken Afgan komünistlerini ikinci plana etmiş. Esas muhatap olarak Afganistan'daki merkezi monarşi hükümetini görmüştür. Bu sırada Afganistan Demokratik Halk Partisi içerisinde ideolojik eksiklikler ve bireysel hırslar bir süre sonra partinin Bayrak ve Halk isminde iki ayrı fraksiyona bölünmesine sebebiyet verdi. Daha ılımlı ve oportunist bir çizgi güden Bayrak fraksiyonu Baprak Karmal tarafından yönlendirilirken partinin resmi temsilcisi olduğunu ileri süren Halk fraksiyonu ise Nur Muhammed Taraki önderliğinde birleşmiştir. Bunun yanı sıra parti içerisinde bazı Maoist fraksiyonlar da var olmuşsa da bu gruplar çok kısa bir süre içinde partiden ayrılıp ayrı örgütler olarak yola devam etmişlerdir. Bu Maoist örgütler daha sonra 1978'de kurulan Sosyalist Afganistan Devleti'ne karşı silahlı mücadeleye katılacaklardı. 1973 yılına gelindiğinde ise Davut Han, ADHP'nin Bayrak fraksiyonu ve Baprak Karmal'ın bağlantılarından faydalanarak askeri bir darbe yoluyla monarşiyi devirmiş, Afganistan Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Brejnev cephesinde bu olay ilerici bir adım olarak yorumlanmış, var olan Afgan-Sovyet anlaşmaları ve dayanışması daha da arttırılmıştır. Davut Han tüm siyasi partileri ve faaliyeti yasaklamış ancak bir süreliğine darbede ona büyük yardımlar olmuş Baprak Karmal'ın Bayrak fraksiyonunu bu durumdan istisna tutmuştur. Yeni Cumhurbaşkanı Davut bir süreliğine SSCB ile yakın ilişkiler geliştirse de Soğuk Savaş'ta taraf tutmamak için daha farklı ülkelerden kaynak ve destek arayışına çıkmıştır. Davut Han, askeri bir darbe yoluyla iktidara geldiği ve halkın içerisinde örgütlü bir güç yaratamadığı için siyasi olarak izole edilmiş, tek gücü devlet aygıtındaki politik etkisiyle kısıtlanmıştı. 1974'te gelindiğinde ise Afganistan Demokratik Halk Partisi ve diğer sol örgütlerin bir süre sonra onu devirip iktidarı ele geçireceği korkusuna kapılmış ve tüm muhalif grupları gözaltına alarak kızıl bir av sürecine başlamıştı. Artık ADHP'nin Bayrak fraksiyonu hükümetin bir ortağı değildi. Bu kısa süre zarfında Bayrak fraksiyonu ve Baprak Karmal oportunist tavırları ve adımları yüzünden diğer Afgan komünistleri tarafından devletin komünisti, monarşinin komünisti gibi yakıştırmalara maruz kalmıştır. Davut iktidara gelirken ortaya savurduğu ilerici reform ve değişim vaatlerini gerçekleştirememiş, zaten kısıtlı desteğe sahip olduğu Afgan entelektüellerini de hayal kırıklığına uğratmıştı. 1974-1977 yılları arasında Sovyetler ve Afganistan ilişkilerinde bozulmalar olmuş, Davut siyasi ve ekonomik destek için rotasını ABD etkisindeki bazı ülkelere döndürmüştü. 1977 yılında Afgan Cumhurbaşkanı Davut Han, Sovyetler Birliği'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Toplantıda Brejnev Davut'a, neden Sovyet askeri danışmanlarının görevlerinden uzaklaştırıldığı ve neden hala ABD destekli yabancı danışmanların Afganistan'da çalışma yürüttüğünü sorunca Davut ile Brejnev arasında gerginlik yaşanmış ve bu olay Sovyetler Birliği-Afganistan Cumhuriyeti ilişkilerini koparan son siyasi kriz olmuştu. Bu olaydan sonra en nihayetinde revizyonist Brejnev önderliğindeki Sovyetler Birliği rotasını iç aktörler olan ADHP'nin komünist kadrolarına dönmüş ve Bayrak Halk fraksiyonlarının birleşmesi için baskısını arttırmıştı. 1977 yılında Sovyetler Birliği, İran, Hindistan komünist hareketlerinin arabuluculuğuyla ADHP fraksiyonları birleşmiş ve geçici bir ateşkes ilan edilmişti. Ancak ideolojik olarak eksiklikleri olan iki ayrı örgütün yine çatışma içerisine gireceğine hiç şüphe yoktu.
1978 yılında önemli bir Afgan figür olan Mir Ekber Hayber bir suikaste kurban gitmiş, cenazesi 15 bin ile 30 bin arası Afgan komünistin de katılımıyla kaldırılarak hükümet karşıtı bir protestoya dönüşmüştü. Cinayetin faili olarak Davut hükümeti, CIA ve İran'ın Savak gizli istihbaratı hedef gösteriliyor, ADHP fraksiyon önderleri Babrak Karmal ve Muhammed Taraki ateşli bir şekilde sert konuşmalar yapıyordu. Davut bu olayı yönetimine bir tehdit olarak görmüş, derhal başta gelen komünist Afgan önderlerinin tutuklanması için emir vermişti. Ancak ADHP'nin halk fraksiyonunun en önemli ikinci figürü olan Hafizullah Amin bu gözaltı kuşatmasını geciktirmeyi becermiş ve uzun yıllardır ordu içerisinde örgütlediği yoldaşlarına müdahale için gerekli talimatları gönderebilmeyi becermişti. Ordu içerisindeki ADHP'li sosyalist komutanları ve bazı birlikleri Davud'un içerisinde yaşadığı hükümet sarayının önüne dikmiş ve yönetimi başarılı bir şekilde devralmıştı. Davud ise bu çatışma esnasında sarayda hayatını kaybetmiştir. Ayaklanma artık Afganistan için yeni bir sayfanın açılacağı bir dönemin habercisi olmuştu. Ancak bu ayaklanma sarf ettiği eforlara rağmen Bolşevik örneğinden çokça farklı bir ayaklanmaydı. Bolşevikler iktidara uygun koşullar oluştuğunda başta köylülerin, işçilerin ve sonrasında askerlerin Sovyetlere aktif katılımıyla kolektif bir devrim şeklinde ele alırken, Afganistan örneğinde küçük bir başkente sıkışıp kalan küçük burjuva asker ve entelektüel tabana sahip ufacık bir partinin askeri darbe yoluyla halkı örgütlemeden iktidarı alışı gözümüze çarpmaktadır. Her ne kadar Afganistan halkı için ileri adımlar atılacak ve birçok modernite unsuru devreye sokulacak da olsa, üreten emekçi halkın aktif politik katılım ve desteğinden uzak kalan Afgan sosyalist iktidarı uzunca bir süre boyunca ayakta kalamayacak, yerini 1990'ların başlarında gerici şeriatçı gruplara bırakmak zorunda kalacaktı. İktidarın Davut yönetiminden alınmasıyla Kabil gazetesi devrimi şu puntolarla duyurmuştu: Afganistan, tarihinde ilk kez Nadirhan hükümdarlığının gücünün, despotizminin, tiranlığının, monarşisinin son kırıntıları da yok edilmiştir. Artık devletin tüm gücü Afganistan halkının ellerindedir. Artık 1978 Şubat devrimiyle Afganistan'da yeni bir dönem ve yeni bir çağ başlayacağını söyleyen bildiriler, bir yıl içerisinde başlayacak ve tüm ülkeyi saracak gerici ayaklanmalardan habersiz, başkent Kabil sokaklarında Afgan sosyalistleri tarafından elden ele dolaşmakta, yeni Kızıl Afgan bayrağı hükümet binalarında dalgalanmaktaydı.